Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde rotasının yeniden İstanbul olacağını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim rüzgarının yönü grup başkanı Özgür Özel'e dönmüş durumda. Özel üzerimize düşeni yapacağız dedi. İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var sözleriyle de aslında birlikte hareket ettiklerinin mesajını da verdi. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişimine şiddetle karşı çıkıyor. Ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Değişim çağrılarının ardındaki isim yönünü yerel seçimlere çevirdi. İbre tersine döndü. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası CHP'de başlayan tartışmalar daha da büyüyor. Artık bakışlar genel başkanlığa göz kırpan grup başkanı Özgür Özel'in üzerinde. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, üzerimize düşeni yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim ve dönüşüm olacaksa ayrılarak değil, birleşerek olacak. Değişimi cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz. Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt verdi Özel. Değişim konusunda ısrarcı olacağının altını çizdi. Parti içi bölünmeye karşı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Biri Özgür Özel'dir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönünü mega kente çevirdiği konuşmasında Özgür Özel'e ayrı bir parantez açtı. Övgü dolu sözleri emanetçi aday yorumlarına neden oldu. CHP Grup Başkanı, genel başkan olarak seçilirse koltuğu bırakmayacağının mesajını verdi. İmamoğlu'yla aramızda şu güne kadar ben durayım, bugünden sonra sen dur gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partimizde bir genel başkan arayışı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dimdik ayaktadır. Ve şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok güzel Türkiye'mizin ihtiyacı var. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini bu sözlerle dile getirdi. Parti içi muhalefeti bu kez Nevşehir'den hedef aldı. %48 gibi bir oy almıştır Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 2 puan da almış olsaydı bugün konuşan o aslan parçalar, yiğitler hiçbir tanesi konuşmayacaklardı. Hepsi bakanlıklarda olacaklardı ve diyeceklerdi ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Muazzam bir birleşme yaptı. Ve aradan geçen 24 yıla rağmen yaşanan acıları unutmuyoruz tabii ki. Bırakın 6 Şubat depreminde 6,5 aylık sürede neyi unutacağız? 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, 24. yılında depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İstanbul Avcılar'da ve Yalova'da anıldı. Dualar okundu, depremde hayatını kaybeden binlerce kişi bir kez daha anıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Buradaki hissetmiş olduğumuz duygu aradan geçen bunca zamana rağmen yaşanan acıların halen canlı ve diri olduğunu gösteriyor. Gölcük Kavaklı sahilinde bulunan deprem anıtı önünde düzenlenen anma töreni saygı duruşuyla başladı. Ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Derecelerini âli eyle. İstanbul Avcılar'da da depremde hayatını kaybedenler unutulmadı. Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 247 kişi felaketin olduğu saatte anıldı. Bu geçen 24 yıl içerisinde depreme hazırlık çerçevesinde ciddi anlamda tedbirler ve önlemler alınmadığını da maalesef acı bir şekilde görmeye devam ediyoruz. Avcılar Kent Konseyi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar depremde hayatını kaybedenler için mumlar yaktı. Göz göre göre depreme dayanaksız binalarda yaşamak istemiyoruz. Depreme dayanaksız binalarda da ölmek istemiyoruz. 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı. Yalova'da da büyük yıkıma yol açan ve 2504 kişinin yaşamını yitirdiği 10.201 bina ve iş yerinin yıkıldığı depremin 24. yıl dönümündeki anma 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan deprem anıtına kadar gerçekleştirilen sessiz yürüyüşle başladı.
Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer anıta kardelen bırakan vatandaşlar deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu alanları gezdi.